Hemen de salam dostlar. Bugün tekrar bir videoda görüşeceğiz. Bugünkü videomuz İngiliz dilindeki fonetik harfler hakkında. Yanlış eşitmediniz. Doğru. İngiliz dilindeki fonetik harfler hakkında. İngiliz dilinde iki tane harf, yani alfabet görünüşü var. Birincisi hemen bilinen alfabemiz. İkincisi de fonetik alfabe. Fonetik alfabet ne için kullanılıyor? Bu, yani İngiliz dilindeki yazılan sözleri okumanı öğrenmek için kullanılan alfabet. Bu esasen İngiliz dilini tezde öğrenmene başlayan, yani okulcular ya da yani tezde öğrenmene başlayan adamlar için öğretilen, yani İngiliz dilini okumanı ve onu sözleri aitmanı, yani dile getirmeni yenileştirmek için ortaya çıkan bir alfabet diysek doğru olur. Şu an ekranda gören harflerimiz, şu benim Mişka'nın Strel katılımcısı da görkezen yine şu harfler. Şu harfler İngiliz dilinde okumanı ve yani bu İngilizce sözleri dile getirmek, yani pronunciate ya etmek için yani ortaya çıkarılan harfler. Başlayın dostlar. Şu an ekranda yani ilkinci üç harfi göreniz yine şu İ harf ve sonundan iki nokot gelir. Doğru mu? Bu İ harften sonra iki nokot gelen olsa bu İ deyip okulanır. İ deyip okulanır. Ben aşağıda meselen hükmünde, yani her harfin aşağında meselen hükmünde, yani bir saniye sözler yazdım İngiliz dilinde. Onun aşağında da başka bir tabloşkada bir yerde, yani bu sözün, yine şu sözün nehil okulandığını size göstermek için bu iki, yani bunu yay dilemi doğrusu bilemem yok da, yani bu iki yayın içinde yani o kalıcını yazdım. Keep. Yine şu sözümüz, yani keep. Keep deyip okulanak. Bu keep deyip okula. Yalnızca ettim. Çekimli harf ve sonra iki nokta gelen olsa o çekimli harf, yani uzaldırılıp aydınlıyor. Yani şu sayede görüyoruz. Keep. Keep. Bu harfimiz i. Yani i. Yani bizde i harf var ya. O del, yani i. Bu, yani bu harfimiz i, bu i. Ship, ship. Yani bu aşağıdan yazdım, bu nehil okullandığını düşünüyoruz. Ship, yani bu, yani ters tarafı seyreden sağ harfimiz. Bu ş deyip okula. Bu, yani bir sonraki harfimiz de u. U. Yani böyle, yani İki tane O harf var, doğru mu? Bu iki tane O harf, ikisi birleşip bu sözümüzde U olup gele. Good. Good. Yani aşağıdan ben yazdım. G, U, da. Good. Şimdiyiz. Bir sonraki harflerimizle devam edeceğiz. Bu harfimize, bunu biliniz, bunu tahmin et bildiniz. U harf ve iki nokta var. Bu neler böyle? Uzalıyla. U. Good. Başlan. Good der. To, to, yine böyle yazdım, to. Bu harfimiz i bilen ö. Yani bu ters tarafı seyretken e harfi medyara, yine şu harf, şu. Yani bu harfimiz ö deyip okula, i, i, ikisi birleşip ö. Aşağıda meselenin hükmünde yazan sözümüz. Here, here. Şimdi, yani böyle ben yazdım, ta, i, ö. Bu yani bu yayın içinde bir harfini yazdım. Yani geçen sayfamızda ait geçtim, eğer yardımda düşen olsa. Bu yayın, yani yayın içinde yazılan harfler. Yani ne aydıla ne aydıla yok. Yani aittin aitmadın belli değil. Şimdi here. Here. Bu A. Bu yani bilsiniz yani E harf. Bu da E. Yani ikisi birleşip A olup gelirler nereden. Take. Take. Yani şu tarihi yazdım. Take. Şimdiyiz. Bu harfimizde E. Bunun üç köşk zaten yok. Dine E. Bolu. E. size bu sözlerin manyalarını aitmanı unutturun. Yani bu keep. Keep. Bu söz yani saklamak, tutmak manisine gelir Türkmen dilinde. Bu da ship. Gemi. Bu gemi. Ship. Gemi. Good. Yani bu sözü bilirsiniz. Yani soruyorlar, how are you? Yani nehir gulmayan daylarında size cevap verip bilirsiniz. Good. Yes, I'm good. Yani bu
Govu değil mi? Govu, umut. Bu tu yani bir kısım manisi var da şu atılın hem de ya da hem manelerini geliyor Türkmen dilinde. Bu here, bu derde, şu tayda den manelerde geliyor. Take, almak, take, almak. Bu sözümüz get, bu da almak manesinde geliyor. Bunların ikisinin yani kullanılan yerleri var. Aslında manneler nedir? Teacher, teacher. Şu da dinlerim dostlar. Ben de yani yine öğleden sonra R harfi var doğru mu? Yani ben bunu yani siz fikretten bu R harfin aydın mı ya da aydın yok diye fikretten düşünüyoruz. Yani şu an galiba aydın yani teacher değil yani teacher. Yani şu da okul şekli var. Yardım düşen olsa çekim harf ve sonuna iki nokta gelen olsa da uzatılıp aydılar teacher. Bu harfimiz ö yani ö değil ö. Shirt, shirt. Bu teacher, muallim. Manisine gele. Shirt, bu da. Futbolka. Şimdi, bu harfimize o yani o del o pur pur bir sonraki harflerimiz ile gene devam edeceğiz. Bu yine şu ikisi birleşip v manasına geliyor. Geldi yine v harfte var, ö harfte var. V ve bu söz mü? Covered. Covered. Bu Türkmençe'de ne mani gele? Korkak manisine gele. Çünnöz. Korkak. Covered. Covered. Ünsürün yine şunu yatla deyin. R harf yayın içinde ve ben bu sözü dile getirin dedi. R harfi ait mi ait mi yani belli değil. Çünnöz. Bu harfimizde oy olup gele. Çünnöz. Yani şu ikisi birleşip oy olup gele. Toy. Ta. Bu da oy. Toy. Çünnöz. Bu da ö v. Yani şunu tersi ö v. Hop. Hop. Bu da umut. Umut manasına geliyor bu sözümüz. Bu sözümüzde a ile e'nin yani birbirinin yapışanı bu da bag. Bag. Bu sumka demek manasına geliyor. bu harfimiz A. A. Söz içinde neyle aydıla? Adi aydıla. Cut. Bu kesmek. Kesmek düşünüyoruz. Bu harfimiz A. Ve çekimli harf. Ve sonra iki nokta geliyor. Bu neyle de aydıla sonra? A. A. Ve okuluşu yani bu sözün okuluşu da aşağıda var. Bar. Bar. Bu harfimiz O. Şu harfimiz O. Knowledge. Knowledge. Yani ben aşağıda yazdım. Na, o, la, i, ce. Knowledge. Bu harfimizde E ile Ö harf birleşip geldi. E. E. Dip okulaçınız E. Yani bu harfin okuluşu e. Yani bu hova manasına geliyor. Bu harfin bunu benim fikrimce siz bunu bildiniz. A, i. İkisi koşulup a olup geliyor. Şimdi şu da ha harf. Yani bu sözümüz vay. Bu sözümüz vay. Üns verin. Verdi ha harf gitti yok oldu. Hiç kim bilen yok nereye gitti. Va, a, ya. Vay deyip okuyla. Yani verdi yazın. Vay. Bu nem için değil mi? Bu sözümüzde house, house. A harfimizde A ve V. İkisi birleşip A. House, house. Şimdi E harfimizde şu harfin yok olup geçeceği. Bu da yok olup geliyor. Yani düşüyor verdi. House. Bu harfimizde pack. Pack. Ha, harfimiz. Evet. Harfimiz pahar. Sözümüzde pack yani söz içinde pa pack deyip okuyacaksınız. Ve verdiğiniz terim bu A harfi verdi. E deyip okuyacaksınız.
Bu harfimize bakar dostlar. Book, book. Bu harfimiz T, shirt. Bu kitap demek, bu da futbol ki demek. Bu bir sonraki harfimiz D harf. Door, door. Ve bu kapı manisine gelir şimdi. Kapı manisine veya bu harfimize Ç harf. Ç, teacher, teacher. Yani işte teacher, teacher, muallim. Bu harfimizde D bilen bir seyretin üçün benziyor, bir seyretin Rus diline güzel harfi benziyor. Şu ikisi gelip C harfi veriyorlar. Cem, cem, D, mürebbe. Manisine gelir. Bu harfimiz K. Yani söz içinde şunlar gelir. K. Care, care. Şimdi ne dostlar? Yani şu harfimiz, şu harf olup okular, care. Bu da dikkat etme. Bu da G harfimiz, back, back. Bir sonraki harflerle devam etse orası yok ya. Bu harfimiz F, family, family. Bu harfimizde, bu maşkala demek. Bu harfimizde V harf. Video, video. Şu harfimiz F, F. Şimdi thank you, thank you olarak, ya thank you bulup okuyor. Thank you. Bu da köp sağ ol demek. Yani sağ ol demek köp yok orada, o yerde. Bu harfimizde şöyle şu ikisi, yani aslında birbirine benziyor. Ya da men ayırt bilmem yok tefavudunu. Did, this. Bulup o kadar çok söz mü? Bu harfta D, D. Şimdi yani berde yazdım this. Bu harfimizde berde Z harf. Bulup o kadar usual, usual. Yani ben bu bunun bir önceki videomuzda ben aydıptım. Şu harfimiz ya yok mu ne o kadar U, Z, U, L, usual. Bu harfimiz Z, Z, Z. Bu harfimiz de Ş. Ş bu. Şu ikisi S ile H harf birleşip gelip Ş harf olup o kadar. Gönlünüzde yaran olsa belanı zahmet etmediğini like basmanızı, kanala azab olmanızı hayır edeceğiz. Ya da azab olsanız hoşal olurduk. Nerede bir sorunuz var olsa bana şu adreslerden yazıp bilirsiniz. Instagram adresim bu, Twitter adresim de bunlar.